Serdar sen misin? Nereden anladın? Kokundan tanıdım. İyi misin? Senin için çok endişelendim. Benim için endişelendin mi? Teşekkür mü bekliyorsun? Durumun nasıl gözüktüğünün farkındayım. Beni hatırlıyorsun. Maalesef hatırlıyorum. Seni parkta gördüğüm günü de hatırlıyorum. Parkta mı? Ceren, biz seni biliyorduk. Hard diski aldığın günden beri biliyorduk, izliyorduk. Demek biliyordun. Evet. Düşün, ben sana aylarca katlanmak zorunda kaldım. Seni her gördüğümde nasıl boğmak istediğimi anlatamam. Nasıl canını yakmak istediğimi anlatamam Ceren. Ama görev devam ediyordu. Yapamadım, katlandım yani. Serdar, çok üzgünüm. Çok. Mecburdum. Kıyamam, mecbur muydun? Neye mecburdun? Ben de seni dünyanın en iyi insanı falan sanıyordum. Ne güzel aşık ettin değil mi beni kendine? Her lafına inandırdın. Gülümsemene kandım senin. Ne kadar aptalım. Kim bilir arkamdan neler dediler. Teşkilatın göz bebeği Serdar. Serdar. Gitti, iki yüzlü bir haine aşık oldu salak. Serdar yalvarırım, lütfen böyle konuşma, lütfen. Evlenecektik değil mi seninle? Gittim yüzük aldım sana. Ev baktım. Kredi çekecektim az kalsın. 10 yıl 120 ay ben o krediyi tek tek ödeyecektim Ceren. Ne dememi bekliyorsun şimdi? Ne yapayım şu an sana? He? Sana her şeyi anlatmak istiyorum. Her şeyi. Önce saldırıdan başla hadi. Nereden biliyordun? Kim yaptı bunu? Bilmiyorum. Kimin nasıl yapacağını bilsem zaten sana söylerdim. Ceren. Sadece parça parça bilgiler var elimde. Peşinden gittim ama bir sonuca ulaşamadım. Ceren. Bana yalan söylemeyi bırak artık. Her şeyi gayet iyi biliyorsun. Yalan söylemiyorum. Bilmiyordum. Ama bildiğim şeyler var. Ne mesela? Bir ödeme yapılacak. Güney Kıbrıs'a, Elmas'la. Ne ödemesi? Bilmiyorum. 3 hafta önce planlandı. Saldırıyla bir ilgisi olabileceğini düşünüyorum. Bunu nereden biliyorsun? Çünkü ödemeyi ben yapacağım. Serdar, ben deşifre olmadım. Benim hala onlar için çalıştığımı sanıyorlar. Hala oyunun içindeyim. Sana yardımcı olabilirim. Kime yapılacak bu ödeme? Bilmiyorum. Sen benden daha iyi bilirsin. Bilmemiz gerekeni biliriz. Başka hiçbir şey bilmeyiz. Peki bu saldırıyı düzenleyenler orada mı yaşıyor? Sanmam. Daha büyük adamlar. Bunlar taşeron. Eski bir servis çalışanı, asker ya da başka biri, bilmiyorum. Söyle adresi. Söylesem de işe yaramaz. Niye? Çünkü benim gitmem lazım.